Web User Control Center projemizi oluşturuyorum. Önce User Control kısmını anlattım zaten, teorik kısmını. Şurada nasıl eklendiğine bakalım, eklemeyeceğim buraya. New item. Bakın, Web Form User Control. Bunu seçtiğim zaman altta Web User Control 1.ASCX dosyası geliyor. ASCX dosyası bunun ASPX'ten farklı olduğunu zaten belli ediyor. Bir kere ASCX dosyalarının başlıca özelliği tek başına çalışmazlar. Zaten bu tür user control mantığının temeli bu. Amacı tek başına çalışmak değil, yardımcı bir araç. Yardımcı bir komponent gibi düşünün. Aynı şekilde masa üstünde de user control oluşturursunuz. Onu normal bir formda istediğiniz gibi kullanırsınız. Burada da aynı. ASCX dosyasından biz işlemleri gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle normalde bunu ekleyebiliriz ama ben düzenli olması için bir tane klasör açıyorum. Adına user control diyorum. Genelde bu şekildedir. Projelerde user control klasörü oluşturulur. UC adında vesaire. Onun içerisinde bütün kontroller eklenir. Bunun içerisine new item diyerek bir tane user control oluşturacağım. En altta. Bunun adını today izliyorum. Tarihle ilgili temel bir, zamanla ilgili temel bir işlem olacak burada. Today is ASCX. Bakın, kod tarafında basit bir tanımlama var. Bizim normal ASPX sayfalarında gördüğümüz bir tanımlama. Ondan bir farkı yok. Directive kısmı. Sadece burada diğer tarafta ASPX'de page yazıyordu. Burada control yazıyor. Bu bunun sayfa olmadığını gösteriyor zaten. Ben bunun design kısmına geliyorum. Görsel taraf da aynı. Şurada bir tane label ekleyeceğim. Label'ın tekstini boşalt. Adını da label today is diyorum. Evet, bu kadar. Tasarımım bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Sağ tıklıyorum. Bunun kod kısmına geçiyorum. View code. Buna göre bir işlem yapacağım. Neler yapacağımızı burada belirteceğim. Ne istediğini burada. Öncelikle bir property oluşturacağım. Property'nin field'ını oluşturuyorum. Date time format. Dikkat edin, küçük olarak private. Bu bir field çünkü. CTRL-RE, CTRL-RE diyerek bunun hemen property'sini yapıyorum. Bir tane de yukarıya bir enum oluşturuyorum. Enum sabiti. Date. Bu da date format tipinde bir
çalışacak. Bunu oluşturacağım şimdi. Diyorum ki bu enum sabiti, hani normal görsel olarak alıştığınız yöntem neydi? Şu şekilde kullanalım. Değil mi? Biz enumları öyle kullanıyorduk. Kafanız karışmaması için bu şekilde devam ediyorum. Short değil. Long değil. Page'in load'ına geldim. Bu user kontrolün page load'ı. Burada diyorum ki if eğer format eşit eşit date format'ın long d ise bir dakika şurayı yanlış yaptım. Bu date format tipinde bir veri alacak. Bunun property'si. O yüzden karıştırdım. Date format enum sabitinde bir değer alıyor ve bunu get set ediyor. Bu property. Burada diyorum ki bu format eşit eşit date format nokta long değilse label today's is text eşittir zaman date time to deck long date string. Buradaki enum kısaltmayı buradan alıyor. To long date string. Diğeri ise as date format nokta long d değilse nedir? Short d'dir. O zaman da label today's date time down to short date string. Çalışma yöntemi bu şekilde. Kapatıyorum bunu. Bakın. Sağ tıkladığım zaman bunu VV Browser etmek için gerekli menü yok zaten. Bunu çalıştıramıyorum bu şekilde. Diyorum ki yeni bir sayfa oluşturacağım. Today page diyorum buna da. Buna özel bir sayfa diyorum. Evet. Buraya nasıl ekleriz? Yukarı kısımda bakın direktif alanı var. Burada page yazıyor. Şimdi user kontroller İki şekilde sayfaya eklenebilir. Ben önerdiğim yöntemi göstereceğim şimdi. Sonrasında da daha basit yöntemi. Burada yukarıdaki gibi bir direktif alanı oluşturarak diyorum ki server tag'ı bunun içerisinde bu sayfaya bir register et. Burada işte assembly, namespace, src, tag name ve tag prefix gibi alanlar var. Ben diyorum ki bunun tag prefix'i ne olsun, nasıl kısa yolla erişmek isteyelim. Ben ad soyadın baş harfini veriyorum. Joe. Daha sonra tag name today is src, yani bu dosya nereden alınacak?
Şuradan seçebilirsiniz. Bakın, User Control klasöründe Today is ASCX'i seçiyorum. Onun linkini oluşturdum buraya. Tilde koymak şartıyla. Bu ana dizini temsil ediyordu. User Control klasöründe bu ASCX dosya. İşte bu şekilde öncelikle sayfaya User Control'ü tanıtmamız gerekiyor. Yani ben bu User Control'ü buraya register ediyorum diyoruz. Görsel tarafta hiçbir şey yok. Sadece hazırlık. Şimdi geliyorum. Yani using tarzında diyebiliriz. Burada da bunu kullanmam gerekiyor. Kullanmak için bakın tag prefix kısmında Joe yazmıştım. Nasıl erişebilirim buna? Yani burada Joe ile çıkar. Bu build'den kaynaklı sanıyorum. Build etmen için. Bakın Joe yazdığında bizim ASPX, ASP olarak başlıyor ya. Burada da ben tag prefix olarak Joe yazdım. Nokta dediğimde iki nokta. Bunun içerisindeki bu tag prefix'teki tüm user kontrolleri gösterir. Bunu sayfaya eklemiş oldum. ID veriyorum. Today is ID. Run at server olması gerekiyor. ASPX'e bakıyorum. Bakın, üzerine tıkladığımda Joe Today is. Bu kontrolün adıydı hatırlarsanız. Normalde text box enabled'dan yazıyordu. Bu sefer bizim prefix'imizde yazıyor. Kod tarafını açayım. Şu şekilde basit bir tanımı var. Bunu çalıştıralım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. ASPX'i çalıştırıyorum. Normal bugünün tarihini verdi. Şimdi demek ki en basit anlamda bizim user kontrolümüz burada çalıştı. Şöyle. Şimdi de diyorum ki biraz daha işi geliştirelim. Farklı bir şeyler yapalım. Nedir bu? Bir radyo butonu için oluşturalım. Şurada kod tarafında tabii ki. ASP radyo buton list. İçerisinde iki tane radyo butonu olacak. Bunlara ID veriyorum şimdi. Server. İçerisine ASP list item short date. Bir tane daha. Bu da long date. Şunu yapmak istiyorum. User kontrolü bir veri göndereceğim. Ona göre bir işlem yapacağım aslında. Bunun seçildiği anda bir işlem yapılmasını sağlamak için auto postback gerekiyordu hatırlarsanız. Ya şuradan ya da bizim kod tarafından
Autoprospect true dedim. Design'a geldim. Buranın load'una geçiyoruz. ASP'si. If value button list nokta selected index eşit 0'sa eşit 0'sa nedir? Value button list selected index eşit 0'sa short date'dir. İlk veri. Ona göre bir işlem yapıyorum. Today's ID. Bunun formatı. Format nereden geliyor? Bakın, user control today is date format. Benim oluşturduğum property bu. Bunu unutmayın. Burada da date format nokta ne olacak? Short date. Şunu yukarı alayım. Gözün kısmına. Şöyle. Evet, bu şekilde çalıştı. Projenin adı işte klasörün adı. Onun içerisinde today is nokta date format. Else ise bunun tam tersi. Log. ASP'si çalıştırıyorum. Short date seçtim. Long date'de farklı bir şekilde bizim zaman bilgimizi gösteriyor. Postback ediyor. Aslında bunu sağlayan ne? Bizim user kontrolümüz. İşler orada gerçekleşiyor. Ama biz bu user kontrolü eklediğimiz sayfada yapıyoruz bunları. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Bir örnek daha yapalım şimdi. Burada yeni bir ASCX. Mesela şunu yapacağız. Bunu daha sonra yapacağız inşallah. Bir tane multi, yani çoklu dosya yükleyici. Bunu bir ASCX dosyası yapacağım. Bunu istediğin sayfaya ekleyeceksin. O sayfadan, yani nereden istiyorsan oradan bir dosya yükleyeceksin. Çoklu olarak. Sadece ASCX dosyasını sürükleyip bırakacağım. Her yere ayrı ayrı tekrar kod yazmak vesaire yok. Bir yere sürükle bırak, istediğin gibi yap. Şimdi sürükle bırak olayını burada kullanırız. Az önce tamamen kodla yazdık. Login ASCX dosyası oluşturacağım. Burada da küçük bir tasarım. Table. 3 satır, 2 sütun. Şunun genel boyutunu küçülteceğim. Bakın şurada bid olarak %100 yazıyor. Ben bunu 200 px yaparsam şey olur. Şurayı da bir style diyorum.
Kesinlikle. Textbox. Şuraya da bir kontrol. Buton kontrolü. İsimlerini bizim standarda göre verelim. BTN'e giriş yap. Şifre. İşlem için bu yeterli. Bir kod ile ACGX'in kod tarafına, CS kısmına geçiyoruz. Şimdi burada önemli olan şifre ve e-mail bilgisini almak değil mi? Elde etmek. Bunu standart olarak sınıflarda nerede tutuyorduk? Property'ler. O zaman ben e-mail ve şifre bilgisini tutacak birer property yapalım. Bu şekilde kullanım bize olumsuz bir şekilde zararı oluyordu. Benim istediğim şey, örneğin e-mail property'sini kullandığında bana içeride aksiyon falan yapmasın. Şuradaki textbox'ın bilgisini getirsin. Buradan verdiğim bilgi o e-mail'e gidecek. O e-mail property'sine gidecek. Yani textbox'ı getset edecek. O zaman bu şekilde kullanım benim işimi görmez. Public string email. Return txt email'ın teksti. Set işleminde de text'e e-mail bakın. Text eşittir. Verir. Aynı şey şifre için de geçerli. Peki burada butona tıklandığında ne olacak? Onu da page load'unda bir şey yapmam gerekiyor. BTN'e giriş yap. Bunun clean'i burada tetiklediğimi düşünelim. Buna bir event bağladığımı düşünelim. Burada da diyorum ki response write. İçin ayrı bir ACPX oluşturacağım. Webform login page. Şimdi de sürükle yapalım bu işi. Bakın şurada herhangi bir direktif yok. Sıfır sayfa. Buradan login ACPX'i sürükleyip bıraktığım zaman gördüğünüz gibi kontrol tamamen buraya geldi. Kod tarafına geçiyorum. Şuradaki register'ı kendisi eklemiş. Tag name vesaire. Prefix'i demiş ki UC1.
Aşağıda çünkü bu şekilde çağırmış. Ben bunu yine değiştirebilirim. Burası benim kontrolümde. O zaman burayı da böyle çağırmam lazım. Bu kadar. Login page'i çalıştırıyorum. Bakın login page'i çalıştırdım. Bana içerisindeki ASCX'i, login ASCX'i getirdi aslında. Girişe bastığımda da ekrana giriş yazdım. Bunu hani daha anlaşılır yapmak için ne gerek? Bu şekilde bir giriş yazdım falan. Ben buraya yazdırdığımı ekrana yazdırırsam işlem başarılı. Veriyi alıp verebiliyorum demek. O zaman geliyorum. Şuradan. Ne yapacağım? Kullanıcı bilgisini ekrana yazdırabiliyor olmam lazım. Ben bunları şifre ve e-mail property'sinde zaten yapıyordum. Yani girilen bilgi zaten orada var. O zaman ekrana şöyle yapayım. Az. Pardon. Benim bir şifre vardı. Şeye bastığımda ekrana yazdırdık. Bunun ekrana yazmak yerine veri tabanına gittiğini düşünebiliriz. Yani user kontrollerin mantığı basittir ama kullandıkça aslında daha fazla yararını görürsünüz. Daha modüler yapılar oluşturabilirsiniz web sitesinde. Örneğin az önce örnek verdim. İşte multi upload, birden fazla dosyayı seçip bunu yüklemesini yapacak. Siz bunu bir kere geliştirirsiniz, bunu tüm sayfalarda kullanabilirsiniz. Ama bu bir DLL gibi değildir. DLL'de al bunu projeye ekle, istediğin gibi kullan. İşte klasların derlenmiş halinde. Ama burada eğer bu projede yazdıysanız diğer projeye de bütün user kontrolü taşımanız gerekiyor. Bütün kaynak kodlarıyla, işte tasarım dosyalarıyla vesaire entegre etmeniz lazım. Bu şekilde düşünebiliriz.